Eli böyle Kahramanmaraş yöresine göre bir yemektir. Bu eti iyi tanımak lazım. Etin böyle yaylalarda yetişen hayvanların etlerinin aromalarını, kokularını alman lazım. O kuyrukla etin karışımında bu defa ne olacak? Ona bir lezzet verecek. Gerçekten de Kahramanmaraş'ta bütün bizim çocukluğumuzdan beri bütün Kahramanmaraşlılara gerçekten burada ustalarımızı teşekkür ediyorum. Bu kültürü çünkü çocukken bizim aldığımız o tavuk tadını şu anda misafirlerimize sunuyorlar. Dışarıdan gelen insanlar ya ne yiyeceğiz? Eli böğründe yapılıyormuş Kahramanmaraş'ta diye biz fırınlarımızı, lokantalarımızı tarif ederek onların bu lezzetle buluşmasını sağlıyoruz. Gerçekten de tabii bunun etini Kahramanmaraş'ta bütün yaylalardan geldiği için etin aroması çok güzel. Ve domatesimizle, biberiyle beraber. Bunun özelliği zaten et bir tarafta pişer, domates, biber, sarımsak bir tarafta olur. Aynı küvetin içerisinde, aynı sacın içerisinde, aynı şeyin içerisinde, kabın içerisinde bir tarafta pişer. Öyle fırına atarsın onu, ondan sonra fırından çıkar, lezzetle yersin. Tabii gerçekten de diyorum, Kahramanmaraş'ın böyle ustalarımız gerçekten babasından, dedesinden aldığı bu eski kültürü bugüne kadar taşımışlar. Onlara gerçekten çok çok teşekkür ediyorum. Ve yabancı geldiği zaman nefis de o yemeğe tattırıyoruz, söylüyoruz. Gittiği zaman mutlu oluyorlar. Bugün tüm lokantalarda, restoranlarda, hafta sonları şehir dışından gelenler, eli böğründenize gayet bir rağbet var. Çok da güzel bir yemek. Bu dönemde şu anda paket servisine zaten herkes alıştı. İster istemez hani durumlar belli. Tepsilerde yapıyoruz. Tek kullanımlı tepsilerde yapıyoruz. Herkes evine götürüyor. İstediği şekilde yapıyor. Veya evde ben pişiririm diyenler oluyor. Biz burada hazırlıyoruz. Evde fırınlarına götürüyorlar. Kendileri pişiriyorlar. O şekilde de evlerinde yiyorlar. Kaletler gayet güzel. Herhangi bir sorun yok. Çalışıyoruz. İşlerimiz iyi. Tabii normal zaman süreç gibi de olmasa da yine de bir dönem çarpı var. Evet. Kesinlikle vazgeçilmiyor. Her zaman da gündemde olan bir yemek. Bundan sonra da her zaman gündemde kalacağına inanıyorum. Yaparım ben, dünyaya bakıyorum.